Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Nur Hanım. Çok teşekkürler. Hocanıza merhabalar diliyorum. Merhaba. Buyurun. Nur Hanım, ben ikinci evliliğimi yaptım. Hı. 5 aylık evliyim. Hı. Fakat eşim eve belli bir süreden sonra bana evlendikten sonra kısa bir süre sonra yasaklar koymaya başladı. Dışarı çıkmayacaksın, kimseyle konuşmayacaksın. Ailemle bile konuşurken ailen hiç de seni doldurmuyor. Ailen bana karşı seni kışkırtıyor. Dedim abla, benim ailem öyle bir insanlar değiller dedim. Ondan sonra işte bir yere çıkartmıyor. Biz apartman gibi bir yerde oturuyoruz. Eşim özel bir kurumda şey yaptığı için hani devletin vermiş olduğu bir yerde oturuyoruz. Komşularla konuşmayacaksın falan diyor. Yani insana sonuçta insan ister istemez sıkılıyor. Ben de ondan gizli konuşmaya başladım komşularla. Hani iyi insanlar. Ben zararlarını görmedim. Hı. Fakat eve cihaz koyduğunu öğrendim. Ondan nasıl öğrendim? Akşam kendi geldi bana, dedi ki işte bugün bu komşu gelmiş, ismini söyleyerekten dinledim falan dedi. Yani ne konuştuysak hepsini bana söyleyince ben evde bir şeyler olduğunu hissettim. Ay, Kendisine eve dedim ki dinleme yani, cihazı koymuş yani. evet, dinleme cihazı, kamera. Eşiniz peki, eşiniz size güvenmiyor mu? Bunu sordunuz mu? Bak, eve kamera koymuşsun, dinleme cihazı koymuşsun. Bunu neden ihtiyaç hissettin? Bana güvenmiyor musun? Bunu konuştunuz mu eşinizle? Ne dedi? Kendisine söylediğimde bana dedi yalan konuşuyorsun dedi. Yani hem ben ona komşular geliyor dedi diye sorduğumda ben gelmiyorlar diyorum. Ama fakat o şekilde dinlediği için, o yalan konuştuğum için beni suçladı. Ben de gittim polise söyledim. Polisler dedi ki biz eve gelip bakamayız. Evden uzaklaştırma verdiler kendilerine. Kendinin bulunduğu yerlerden birkaç insan devreye girdi. İşte sen polise gitmekle yanlış yaptın. Ben dedim gurbet elde, kimin kimsem yok. Ben burada hani devletten başka sığınabileceğin hiç kimse yok. Ben ona güzellikle dedim hani çıkart aramızdaki, unutalım. Tamam, ben görüşmeyeceğim. Daha iyi, birbirimizi kırmanın bir anlamı yok dedim. Tamam, ben o insanlara da açık bir net bir şekilde söyledim, belirttim. Fakat gitmiş o komşuların eşlerine de söylemiş, hani eşlerimiz benim evime gelip karnımı doyuruyor, kahvemi içiyor, çayımı içiyor diye. Hani ben, bunlar benim nazarımda çok Neden saçma sizin şeyler. birileriyle görüşmenizi istemiyor? Yani bilmiyorum, ama ben onu sorduğumda hemen tartışma yaratıyor, kavga ediyoruz. Ben oturup ağlıyorum, sinir krizleri geçiriyorum. Kendini diyor hep şirin göstermek zorunda mısın herkese diyor. Dedim ben neysem oyum, ben 35 yaşında bir insanım, kendi 46 yaşında. Ben dedim hani benden mi utanıyorsun? İkinci evliliğini yaptığın için bazı fikirlerin, düşüncelerimiz mi oluyor? Madem dedim hani bana güvenmiyorsan evlenmeyecektin. Ben 10 yıl küsur evlenmedim. 2 tane kız evladım var. Biri 20, biri 19 yaşında. Evlatlarınız nerede? Yanınızda mı? Hayır, annemin yanındalar. Siz evlatlarınızı yanınıza almadan bir kişiyle evlenip ayrı bir ev kurdunuz. Evlatlar gidip geliyor mu? Tabii ki ben çocuklarımla sürekli irtibat halindeyim. Çocuklarımla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Şimdi de boşanma davası açmış hocam. Bana diyor ki eşyalarını al git. Ben seni hayatımda istemiyorum. Ben sana güvenmiyorum. Şikayet ettiğim için ben sana güvenmiyorum. Yarın bir gün bana bir iftira atmayacağını nereden bileyim diyor. Peki siz Boşanma davası. boşanmak istemiyor musunuz? Ne güzel, Hayır. kısmet ayağınıza gelmiş. Böyle bir adam varsa benim hayatıma, boşanmak istiyorsa aman aman tamam deyip uzar giderim oradan. Valla Nur Hanım, dedim ya 5 aylık evliyim, hani dost var, düşman var, hani tamam kimse için yaşamıyoruz Ne belki olacak? ama 5 aylık evlisin mesela, dost adam. veya düşman için eziyet mi çekeceksiniz? İşte ben o yüzden sizi aradım. Çok kararsız kaldım. Anne ailemde hiç şu anda kimse Neyin bilmiyor. kararsızlığını yaşıyorsunuz şu anda? Bu adamın size şiddet gösterdiğini farkında mısınız? Adam evin her tarafında din. Bir de ben bir şeye de takıldım. Siz aslında devletin verdiği bir evde oturuyorsunuz, değil mi şu anda? Evet. Devletin imkanlarıyla geçiniyorsunuz. Hayır. Ailem, benim kendi bir evim var kirada. Tamam. Onun geliriyle 600 TL, ben onunla. Yani eşim bana para da vermiyor.
Yani maddi geliri durumu çok iyi ama bana hiçbir şekilde para vermiyor. Neye ihtiyacım var? Yani bütün bunları yaşarken, eşiniz size şiddet gösterirken, evin her tarafında kamera ve işte bilmem ne yerleştirmişken, bir anlamda evi hapsetmiş, kimseyle görüşmeyeceksin size bu kadar diyerek şiddet uygularken hala şunu söyleyebiliyor musunuz? Dost var, düşman var. Yani 5 aylık evliyim. Ya hayır, onu da geçtim. Açıkça konuşmak gerekirse ben eşimi seviyorum. Hani boşanmak istemiyorum ama çaresiz yani elinde elle tutulur bir şey yok. Seviyorsunuz. Boşanmak için elle tutulur bir neden mi yok olarak görüyorsunuz? Yani şu anda... Peki ben şunu soracağım. Şimdi hep bunu erkekler soruyorlar ya. Hah, geldik bak, özgürlük alanı. Şimdi hanımefendinin bahsettiği aslında özgürlük alanıdır ve hakkıdır. Hakkıdır. Yani bir komşuyla görüşmek, komşuyla karşılıklı kahve içmek, sosyalleşmek, bunlar özgürlük alanıdır ve hakkınızdır sizin. Siz de diyorsunuz ki bunları benim elimden alıyor, beni eve tıkıyor, evden dışarı çıkartmıyor, hiçbir yere göndermiyor ama ortada problem yok mu diyorsunuz? Ya problem var aslında, yani en büyük problem zaten bunlar, yani kişiyi hürriyetinden alıkoymadan iniyor buna. Bak bu, peki siz programımızı hangi amaçla aradınız? Benim kocam bunları yapıyor. Bu kocayı nasıl yola getiririm mi? Evet, yani bana şu anda nasıl diyeyim size, evin, yani ortak evimizin içerisindeyim. Bana diyor ki eşyalarını al git. Ben onu aldatmadım. Evliliğe sadakatsizlik yapmadım. Sadece benim tüm suçum, kabahatim komşularla, arkadaşlarımla görüşmek. Onların bana gelip gitmesi... Peki sizi sadakatsizlik yapmakla mı suçluyor? Yani onu aldattığınızı hayır falan mı düşünüyor? Hayır. Bana diyor ki yalan söyledin diyor. Ben sana dedim ki kimse gelmeyecek ama evden sana güvenmedim. Ses cihazı koydum. Peki. Siz bu şekilde bir uzmana gitseniz. Lütfen size hatta kalın. Teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Sana gelse dese ki benim kocam böyle böyle beni dinliyor, dışarı çıkartmıyor, bir gün yüzü göremiyorum, hiç kimsenin yanına gidemiyorum. Ne dersin? Ama sonunda da derse ki ben bu adamı illa istiyorum. İlla istiyorum derse cevabın farklıdır çünkü. İlla istiyorum. İlla istiyorum diyorsa oturacaksın, kalkacaksın. O ne derse onu yapacaksın. O ne derse onun sözünden çıkmayacaksın. Çünkü adam biliyor. Diyor ki ben bunun kafasına da etsem bu kadın beni isteyecek. Ben bu kadına ne yaparsam yapayım bu kadın beni isteyecek. Çünkü istiyor da zaten. Anlatabildim mi Nur? O yüzden ben... Adam sana ne yaparsa yapsın, sen onu illa madem ki istiyorsun, o zaman otur kalk, o ne derse onu yap, kendini affettir. O zaman eğer seni isterse o isteyecek. Senin istemen hiç önemli değil. Peki bir uzman gözüyle sen düzelebileceğine inanıyor musun? Hayır, adamın dediğini de yapsa. Asla inanmıyorum. Hadi 10 gün evden dışarı asla çıkma. Asla inanmıyorum. Evin her tarafında kameralar dozu koysun. Dozu artarak devam edecek. Dozu artarak devam edecek. Bugün onunla konuşma diyecek, yarın dövecek. Dövdükten sonra bugün az geldi, yarın daha çok dövecek. Anlatabildim mi? Eziyetin dozu artacak. Bir çocuk, iki çocuk karnına, üç çocuk, beş çocuk. Ondan sonra sen hala çünkü istiyorsun. Çok istiyorsun. Al sana istemek diyecek adam. Senin bilgi ve tecrübelerine ihtiyacımız ama var. Ama bana uzman olarak İnce Hanım ben bunları görüyorum ne yapıyorum derse ben de hemen derim ki lütfen hürriyet haklarını elinden alınıyorsa buna engel ol. Bu kadar senin haklarına tecavüz eden bir kişiyi mümkün olduğu kadar uzak dur derim. Sosyal ya da fiziksel şiddetin olduğu her yerde. Evet, uzak dur derim. Biz yokuzu aklımıza sokmamız gerekiyor. İnci çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnci'nin Instagram adresi çalındığı için onu diğer sosyal medya hesabından değil de İnci Yeşilyurt. İnci Yeşilyurt şurada, official. Burada. Bu hesaptan İnci takip edebilirsiniz. İnci Yeşilyurt official canlı yeni adresi. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi...